Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte her bütçeye hitap eden laptop modellerini birlikte inceleyeceğiz. Genelde bize en çok sorulan sorulardan birisi de hangi laptop modelini, hangi notebook modelini önerirsiniz yönündeydi. Biz de hep bu soruyu şu şekilde cevaplıyorduk. Bütçenize göre notebook modelleri her klasmanda değişiklik gösterebilir. Şimdi burada bugün MediaMarkt mağazasına geldik, Marmaraforum'da bulunan ve şu standta arkadaşlar 5000 liradan başlayıp 7-8 bin liraya kadar giden pek çok model mevcut. Arka standa geçtiğimizde ise fiyatlar 12-13 bin liraya kadar çıkıyor. Oyun laptopları tarafına gittiğimizde ise fiyat segmentinin biraz daha yukarılara doğru gitmeye başladığını görüyoruz. Peki sizin ihtiyacınıza hangi laptop, hangi notebook hitap ediyor? Şimdi dilerseniz bunu biraz şekillendirelim. Eğer siz oyun oynamak için bir cihaz aramıyorsanız, yani ben zaten oyun oynamam, işlerim için arıyorum, internette gezeyim, işte Microsoft'un Office uygulamalarını kullanayım, bunlar benim için yeterli diyorsanız, aslında yanımda görmüş olduğunuz Casper tam da sizin işinizi görebilecek bir model diyebiliriz. Bu yanımda görmüş olduğunuz Casper'ın X400 modeli ve fiyat etiketi ise 5200 Türk Lirası şu anda arkadaşlar. Peki bu bilgisayar bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Hemen bundan da bahsedelim. Bu bilgisayarın üzerinde 10. nesil i5 bir işlemci bulunuyor. 1920x1080 piksel çözünürlüğünde 14 inçlik bir ekranımız mevcut. 4 GB RAM, 240 GB dahili depolama ve üzerinde Intel Graphics 620 onboard bir ekran kartı ve Windows 10 Home işletim sistemi ile geliyor bu bilgisayar arkadaşlar. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bilgisayarda harici bir ekran kartı yok. Üzerinde Intel'in onboard bir ekran kartı bulunuyor. Dolayısıyla bu bilgisayarı aldığınızda kafanıza böyle ben oyunu oynar mıyım gibi bir işaret, soru işareti olmasın. Çünkü muhtemelen bu bilgisayarı aldığınızda günümüzdeki Triple H dediğimiz oyunların hiçbirini oynayamayacaksınız. Yani bunu size baştan belirtelim. Yani ben bu laptopa 5200 lira veriyorum, İstediğim oyunu oynarım gibi bir düşünceye kapılmayın. Elbette hiçbir oyunu oynayamayacaksınız demiyoruz. Fakat dediğim gibi son dönemde çıkmış olan Triple H oyunlarının birçoğu bu bilgisayarda çalışmayacaktır. Ben oyun da oynamak istiyorum diyorsanız birazdan ona göre önerilerimiz olacak. Onları oynayabilirsiniz. Fakat dediğimiz gibi Casper'ın bu modeli genel itibariyle bilgisayarı iş için isteyenler, yani ofis uygulamalarını kullanayım yeter, internete gireyim yeter diyenler için tavsiye ettiğimiz bir model diyebiliriz. Benim bütçem biraz daha fazla. Bu bilgisayardan biraz daha şık görünüme sahip, biraz daha ince olan bir model düşünüyorum diyorsanız, hemen burada arkadaşlar Huawei'nin Mate 13 modelini görüyoruz ki bu gerçekten çok şık bir model. Biliyorsunuz Huawei dizüstü bilgisayarlarda oldukça iddialı bir konuma gelmeye başladı. Mate serisi de gerçekten bu anlamda iddialı modellerden birisi. Baktığımız zaman Mate 13 modelinde Intel'in 8. nesil i5 işlemcisi olduğunu görüyoruz. Yine bir onboard ekran kartımız var. UHD Graphics 620, 8 GB RAM, 256 GB dahili depolama, 2160x1440 piksel çözünürlüğünde de bir ekranımız mevcut. Tabii ki burada bilgisayarları sadece işlemcisiyle, ekran kartıyla ya da RAM miktarıyla karşılaştırmak da yanlış bir düşünce arkadaşlar. Çünkü kasa tasarımına baktığımız zaman da demin baktığımız Casper'la burada baktığımız Huawei arasında bariz farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu bilgisayarın fiyatı ise 6000 lira civarında. Eğer ben iş için düşünüyorum ama ara sıra da oyun oynamak istiyorum diyorsanız size uygun bir modelimiz daha var. Şimdi dilerseniz o modelin yanına geçelim. Buraya geldiğimizde ise Lenovo'nun 2 in 1 Flex 5 modelini görüyoruz. Bu modelde arkadaşlar hem ekran kartı var, yani harici olarak bir ekran kartımız bulunuyor. Onun haricinde de dokunmatik bir ekran söz konusu. Zaten 2 in 1 olmasının temel nedeni de bu. Ha, dokunmatik ekranı çok kullanırsınız, kullanmazsınız. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza kalmış bir şey. Lakin burada bizim ön plana çıkarmak istediğimiz özelliği üzerinde harici bir ekran kartı bulunması. Özelliklerine baktığımız zaman 10. nesil bir i5 işlemcisi görüyoruz. 1920x1080 piksel çözünürlüğünde IPS 14 inçlik ekranımız var. 8 GB'lık DDR4 RAM'imiz mevcut. 256 GB'lık SATA depolamamız var ve GeForce MX330 ekran kartımız bulunuyor. Diğer baktığımız notebook modellerinde, yani Huawei ve Casper'da harici bir ekran kartı yoktu. Burada ise GeForce MX330 2 GB'lık ekran kartı mevcut. Tabii burada şu yanılgıya kapılmayın. Ben bu ekran kartıyla istediğim oyunu oynarım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta günümüzde artık RTX tabanlı ekran kartlarına geçildi. Bu laptopun fiyatı 7900 lira olsa bile ekran kartından ötürü bütün oyunları oynatabildiği için bu fiyata sahip değil. Nedir? 2 in 1 özelliği var. Yani bununla kaleminizle çalışabilirsiniz. Tamamen olmasa bile
İş için tasarlanmış bir notebook'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla basit oyunları oynamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Yani nedir? İşte Counter Strike olsun, Fortnite olsun. Bu tarz online oyunlar, düşük sistem gereksinimine sahip oyunları bu bilgisayarla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Fakat günün sonunda Triple H dediğimiz çok kaliteli oyunları çalıştırsa bile çok düşük seviyelerde oynarsınız ki ekseriyetle pek çoğunu da oynayamayacağınızı sizlere dipnot olarak belirtelim. Peki ben bu parayı verdikten sonra her oyunu oynamak istiyorum diyorsanız hangi notebook almanız lazım? Dilerseniz şimdi fiyat babında bu laptoplarla aynı segmentte olan oyun laptoplarına bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda MediaMarkt'taki GameZone kısmına geldik. Burada sadece oyun bilgisayarları var ve bu yanda görmüş olduğunuz bilgisayarın fiyatı da 7000. Yani az önceki size göstermiş olduğum bilgisayardan daha ucuz bir etikete sahip. Lakin baktığımız zaman bu bilgisayar az önceki bilgisayarın çalıştıramadığı oyunları çalıştırabiliyor. Nasıl? Lenovo bu modelinde genel itibariyle oyun kökenli parçalara daha fazla ağırlık vermiş. Yani az önceki bilgisayarda dokunmatik ekran vardı falan. Bunda dokunmatik ekran vesaire söz konusu değil arkadaşlar. Ne var bunda ama? GeForce'un GTX 1050 ekran kartı bulunuyor. 1050 ekran kartı biraz eskide kalmış olabilir. Lakin fiyat babında baktığımız zaman 7000'lik bir cihazda GTX 1050'nin bulunması çok da yadırganacak bir şey değil. Eğer ben şu anda çıkmış olan bütün oyunları oynayabileyim, böyle çok yüksek çözünürlükte oynamama gerek yok diyorsanız bu bilgisayar sizin işinizi hayli hayli görecektir. Yani günün sonunda bütün oyunları oynayabilir misiniz? Evet, oynayabilirsiniz. Fakat bütün oyunları full çözünürlükte oynayamazsınız arkadaşlar. Yani ben her şeyi açayım, okey getireyim, çözünürlüğü en üst seviyeye çekeyim ve oyunu akıcı bir şekilde oynayayım diyorsanız bu laptopla hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Fakat oyunun size önerdiği çözünürlüklerde, önerdiği ayarlarda günümüzdeki her oyunu bu bilgisayarla oynamanız mümkün. Evet, fiyat bütçem benim 10.000 liralara yakın diyorsanız ve oyunları biraz da yüksek çözünürlükte oynamak istiyorsanız bu yanımızdaki laptop aslında tam da sizin ihtiyaçlarınıza göre diyebiliriz. Asus'un ROG Strix serisindeki HN061T laptopu tam da sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde diyebiliriz. Bu bilgisayarda arkadaşlar 8 GB'lık ekran kartı, 512 GB'lık dahili depolama alanı ve Nvidia'nın GTX 1650 Ti ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartıyla hali hazırda şu anda satışta olan tüm oyunları ortalama bir değerin üzerindeki çözünürlüklerde ve detaylarda oynamanız mümkün. Bu laptopumuzun fiyatı ise arkadaşlar MediaMarkt'ta 9000 lira. Tabii biraz daha yüksek fiyatlara çıkarsanız daha böyle teknik özellikleri geniş performanslı cihazlar almanız mümkün. Bugün sizlere biz 5000 lira ile 10.000 lira arasındaki her bütçeye uygun, her bütçeye hitap edecek laptop modellerini tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde daha farklı içeriklerle yine karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.